Gemidenin Kamili, Kurtlar Vadisi'nin tombalacısı huzur içinde uyusun. Şirinlerden hatırlarız sesini. Kış günü yorgan altında şirinler izlemek ve sesi huzurun ta kendisiydi, ah ulan. Ayrı Dünyalar dizisinde de oynamıştı, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, genç sayılırdı. 3. Üvey babası Aydın Boyzomuş. Soy isim oradan yadigar, yani sizin anlayacağınız. Şişman insanları pek sevmem. Şahsı nazarımda şişman demek, fazla tüketen demek. Haddinden fazla. Bol keseden, yani umarsız ve bencilce, yine de are nurlar içinde yat dombili tombalacı. 62 yaşında daha yeni ölmüş, genç yaşta ölmüş. Üzüldüm, ölüm sebebi ise, kaldığı otelde kalp krizi geçirmiş. Konsey diğer tarafta toplanmaya devam ediyor. Hem yaptığı seslendirmelerle hem de oyunculuğuyla. Sanatının hakkını vermiş koca adam, Allah rahmet eylesin. Güle güle kokoreç hastası. Güzeller güzeli Ester'in kocası. Kumarhane işinin bir numarası, Çakır'ın ocağını söndüren vadinin tombalacı Mehmet'i. Böyle değerli oyuncular bir bitip gidince piyasa Hande Erçel, Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman gibi yeteneklerin eline kalıyor ya, insan bir yandan da bu kayıplara üzülüyor. Uzun süredir Beşiktaş maçlarına gidenler bilir. Semtte bazı mekanların ve sembollerin yanı sıra, bazı insanlar vardır. Çoğunun adını bilmezsin ama her sezon, her maç görür. Simasını tanırsın, mekanları paylaşırsın, üçlü çekersin, kadeh kaldırırsın, birlikte söversin. Hatta selamlaşırsın ama adını sorsalar bilmezsin. Bir de yine herkesin tanıdığı ama semte gelip formayı giyince o büyük paydada birleştiğin güzel abiler ve ablalar vardır. Oyuncular, gazeteciler, yazarlar, şairler, dava adamları. Beşiktaş tribünü de bu anlamda zengindir aslında. Hatta filmlerde, dizilerde bu kadar yer verilmesinin bir sebebi de belki budur. İşte o güzel abilerden biriydi Haldun abi. Kah mekanda kadeh kaldırırdın. Kah Dolmabahçe'de marş söylerdin. Ya da ne bileyim mağlubiyet sonra birlikte söve söve yürürdün semte, öylesine, bizden, birisiydi. Ömrünü tamamlamış, huzurla uyusun, semt yine yaşayacak ama bir eksilerek. İsminden çok suretiyle tanınan oyunculardandı. Rahmeti bol olsun, büyük sırra yolculuğu başladı. Aklımda hep onlarca iyi oyunculuğuna rağmen, Kurtlar Vadisi'ndeki karakterinin vahşiyane ölümüyle kalan sanatçı. Kendisini daha çok yabancı filmlerdeki seslendirmelerden tanıyorum. Tok bir sesi vardı rahmetlinin. Macera filmlerinde, kovboy filmlerindeki ağır abileri seslendiriyordu genelde. Yıllar önce, Interstar'da yayınlanan Amerikan güreşi şovlarındaki sunucuları da seslendirmişti. Nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli oyuncu ve en önemli seslendirme sanatçılarından. Gerçek bir sanat adamı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur ve fanatik derecede Beşiktaşlıdır. Beşiktaş kapalısının müdavimlerinden, polivena değil gerçek Beşiktaşlılardan. Sabahlama dönemlerinde bile zaman zaman BJK çarşı ile birlikte koşturmuşluğu olan tribün emekçilerinden ve elbette Beşiktaş semtinin ünlü simalarındandı. Gemide filmiyle 11. Ankara Film Festivali 1999'da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştı. Canlandırdığı karakterler gözümüzün önünde canlanmaya, sesi kulaklarımızda yankılanmaya, Beşiktaşlılığıysa dillerden dillere dolanmaya devam edecektir.